Değerli basın mensupları, sizleri Marmaris İlçe Başkanlığımızda saygıyla selamlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin heyeti olarak Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Özkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirimiz ve Burdur Milletvekilimiz Sayın Mehmet Göker, Genel Başkanımızın Baş Danışmanı İzmir Milletvekilimiz Sayın Tuncay Özkan, Muğla Milletvekillerimiz Sayın Mürsel Alban ve Burak Erbay, Marmaris Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Oktay ve İlçe Başkanımız Sayın Zeki Balcı ile bugün Marmaris'teyiz. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Bodrum'da da sahadalar. Bodrum'da Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Altay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras, milletvekillerimiz Suat Girgin, Süleyman Girgin ve Suat Özcan da sahadalar. Değerli basın mensupları, günlerdir ciğerlerimiz yanıyor. Günlerdir orman yangınları memleketimizi adeta cehenneme çevirmiş durumda. Yangında şehit olan tüm emekçilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Orman Genel Müdürlüğü personeli, çok sayıda belediyelerin, Muğla Büyükşehir, İzmir, İstanbul, Marmaris, tüm belediyelerin personelleri, itfaiye ekipleri büyük bir çaba sarf ediyorlar. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. İnsanüstü bir çaba var neredeyse. Yangın bölgesindeki tüm yurttaşlarımız büyük bir dayanışma örneği gösteriyorlar ve bu yangınların söndürülmesi için üzerlerine düşeni yapıyorlar. Hepsine minnettarız. Yangınlar hala sürüyor Marmaris'te. Özellikle Marmaris'te, Bodrum'da ve Köyceğiz'de henüz yangınlar sönmedi. Marmaris'te Hisarönü, İçmeler, Bayır, Kumlubük ve Turunç bölgelerinde çok sayıda orman yandı, bitti. Maalesef ağaçlar, canlılar yandılar. Kontrol altına alındığı söyleniyor yangınların. Değerli arkadaşlar, kontrol altına alınması yangının büyümeden önlenmesi anlamına gelir. Ama yangın her yeri yaktı. Yanacak ağaç kalmadı. Yanacak bir şey kalmadığı için belli noktalarda sönüyor. Bunun adı kontrol altına almak değildir. Kontrol altına almak için yangını büyümeden engellersiniz. Ağaçlar yanmaz, canlılar yanmaz, kontrol altına alındığı açıklaması yapılır. Ama yetkililerin yangınların kontrol altına alındığı açıklaması doğru bir açıklama değildir. Yangınlar yanacak bir şey kalmadığı için kendiliğinden bitmiş anlamına gelmektedir. Değerli basın mensupları, her yıl, her yaz aynı filmi izliyoruz. Türkiye nasıl bir deprem ülkesi ise, yani deprem ülkesi gerçeği varsa, aynı zamanda orman yangınlarının da var olduğu bir ülkedir. Bu gerçektir. Buna göre her dönem hazırlıklı olmamız gerekiyor. Nasıl? Yangın söndürme uçaklarıyla, yangın söndürme helikopterleriyle, dünyadaki diğer ülkelerin yaptığı gibi. Ama maalesef biz hazırlıklı değildik. Yıllardır dilimizde tüy bitti. Türk Hava Kurumu'nun uçakları var dedik. Bunlar hazır tutulsun dedik. Bunlar yangın söndürmede kullanılsın dedik. Ama AK Parti ideolojik davrandı ve bu yangın söndürme uçaklarını maalesef ne devreye soktu ne hazırda tuttu. Eğer ilk yangın çıktığında bu yangın söndürme uçakları, Türk Hava Kurumu'na ait bu uçaklar müdahale etseydi bu kadar büyümezdi, bu kadar orman yanmazdı, bu kadar ev yanmazdı, bu kadar alan yanmazdı. Dün Sayın Bakan Pakdemirli, Orman Bakanı Pakdemirli yine tuhaf açıklamalar yapmış. Bir diyor uçaklar antika, başka bir şey söylüyor. Dünkü açıklaması ise diyor ki yerleşim yerlerinin belediyelerin kontrolünde olduğunu söylüyor. Ormanlık alanların yanmasına izin verdiklerini, yerleşim yerlerine yangının gelmesini böylece engellediklerini söylüyor. Belediyeleri sorumlu tutuyor. Sayın Bakan, orman alanları senin kontrolünde ve yangın ormanlarda çıktı. Ormanlarda yangını söndürmek senin görevin. Sorumlu varsa sensin. Sorumluluğu şimdi başkasının üstüne atmaya ne gerek var? Orman alanları yandığı için yerleşim alanlarına yangın sıçradı. Orman alanlarında yangın olduğu için yerleşim alanları yandı. Utanmadan çıkıyor, sorumluluğu belediyelere atıyor. Sorumlu sensin. Sen Sayın Pakdemirli, bu topraklara gelmiş geçmiş, bu devlete gelmiş geçmiş en beceriksiz orman bakanısın. Senin gibi beceriksizini tarih boyunca bu millet görmedi. Beceriksizlik konusunda
Kimse senin eline su dökemez. Ve sorumlu sensin, hükümetin. Türk Hava Kurumu uçakları neden kullanılmadı? Arızalıymış. Tamir edilmesi gerekiyormuş. Türk Hava Kurumu Başkanı söylüyor. 4 uçağın çalışabilmesi için 4,5 milyon dolara ihtiyaç var diyor. Yani Türk parasıyla 40 milyon TL'ye ihtiyaç var diyor Türk Hava Kurumu Başkanı. Peki sarayın günlük harcaması ne kadar? 10 milyon TL. 4 günlük saray harcamasıyla, 4 günlük saray harcamasıyla 4 tane yangın söndürme uçağı tamir edilebilir ve uçabilirdi. Ama beyefendinin keyfi daha önemli. Tayyip Erdoğan sarayda daha rahat yaşasın. Tayyip Erdoğan uçaklara daha rahat binsin. Uçan sarayında daha rahat gezebilsin diye 4 günlük saray masrafıyla yapılabilecek uçaklar yapılmadılar. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının kullanılmamasına tepki gelince bu defa ağız değiştirmeye başladılar. Türk Hava Kurumu hükümeti suçluyor. Ben kayyumum diyor. Benim görevim değil diyor bu uçakları uçurmak. Hükümet topu taca atıyor. Ne söyledikleri belli değil. Bir diyorlar envanter yok, envanterde yok. Bir diyorlar uçaklar arızalı, bir diyorlar antika, bir diyorlar motorunda kuş yuvası var. Herkes topu birbirine atıyor. Bu uçakların kullanılmamasının müsebbibi AK Parti'dir. Recep Tayyip Erdoğan'dır, Orman Bakanı'dır. Ve bu arada rant peşinde koşmaya da devam ediyorlar. Bakın, Turizm Teşvik Kanunu geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştı. AKP ile MHP'nin oylarıyla yasalaştı. Meclis tatile girmeden, bayramdan önce apar topar 4 aydır genel kurulda bekleyen yasa aşağı indirildi. 4 aydır mecliste bekleyen yasa aşağı indirildi ve genel kurulda 4 gün boyunca sabahlara kadar meclis çalıştırarak Turizm Teşvik Kanunu getirildi. Biz itiraz ettik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Etmeyin, eylemeyin dedik. Dinlemediler. Reddoy verdik. O yüzden gönlümüz rahat ve Anayasa Mahkemesi'ne de bu kanunu götüreceğiz. Peki ne getiriyor bu kanun? Bakın, doğal alanlar, ormanlar, meralar turizm alanı olarak ilan edilebilecek, yapılaşmaya açılacak, mera, yaylak ve kışlaklar turizm yatırımcılarına tahsis edilecek. 2. Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle doğal, tarihi ve kültürel alanlar ve kamuya ait olan alanlar yatırımcılara tahsis edilmek suretiyle özelleştirilecek. 3. Cumhurbaşkanı ile, burası önemli, Cumhurbaşkanı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın doğal, tarihi ve kültürel alanlar üzerindeki yetkileri arttırılacak. Bu alanlar merkezi kararlar ile yönetilecek. AK Parti genel yönetimlere sahip olamadığı çoğu CHP'li büyükşehir belediyesi sınırlarındaki alanları turizm bölgesi, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi isimleri adı altında kendi himayesine alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla yönetecek. Bu alanlardaki yatırımları gasp ederek kendi yatırımcılarına tahsis edecek. Yani yangınlardan, bayramdan önce 4 gün boyunca sabahlara kadar meclisi çalıştırdılar. Bu kanunu çıkarttılar. İmar ve işletme ruhsatı yetkisi neden Turizm Bakanlığı'yla Cumhurbaşkanlığı'na verildi? Çok açık, net soruyoruz. Orman alanlarının, kıyıların, koyların imar ve işletme ruhsatı neden sadece Cumhurbaşkanı ve Bakanın oluruna, onayına sunuldu? Sadece ikisinin onayına sunuldu. Amacınız nedir? Planınız nedir? Sorduğun zaman bakan diyor ki, ya yıllardır bu var diyor, biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz diyor. Yıllardır dediği 82 anayasası, darbecilerin anayasası, 82 yasaları, darbecilerin getirdiği yasalardır. Ne zamandan beri darbecilerin arkasında saklanıyorsunuz ey AK Parti? Üstelik o zaman 3 bakanın ortak imzasıyla bu konular gündeme gelirdi. 3 bakanın, daha da beter hale getirdiniz. Turizm Teşvik Kanunu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasında bakanın oluruna bıraktınız. Kıyılar, koylar, orman alanları bir kez daha yağmalanacak, bir kez daha peşkeş çekilecek. Bu kanunun amacı budur. Bu yangınlardan önce, bayramdan önce, meclis kapanmadan önce 4 gün boyunca sabahlara kadar grup başkan vekilimiz burada çalıştırdılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni.
peşkeş çekmek için. Biz buna direneceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne red oyu verdik, direndik. Anayasa Mahkemesi'ne de götüreceğiz. Değerli arkadaşlar, konuya ilişkin Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Özkoç da görüşlerini ifade edecektir. Ama şunu söyleyelim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sahadayız. Yangın söndürme uçağı ve helikopteri eksik. Hala gelmiyor. Efendim 30 küsür tane şuradan geldi. Helikopter var, uçak var. Yok böyle bir şey. Sahada bunlar yok. AK Parti'nin bazı milletvekilleri, troll milletvekillerinin tweetlerine inanmayınız. Yangınlar kontrol altında. Yanacak bir şey kalmadı kardeşim. Yanacak bir şey kalmadı da bitti bu yangınlar. Ki çoğu da sürüyor. Marmaris'te sürüyor, Bodrum'da sürüyor. Evet. Sayın Grup Başkan Vekilimiz Engin Özkoç'a sözü devrediyorum. Buyurun Sayın Grup Başkan Vekilimiz. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Devlet afet yaşayacak ülkelerde öngörü sahibidir ve öncelikli olarak bu konularla ilgili devletin bir stratejisi vardır. Devlet mekanizması eğer güçlü bir devletse bu tür afetlere çok önceden hazırlıklıdır. Millet vergilerini devlete alın terinden akıttıkları vergilerini günü gününe yatırır. Neden? İşte bu afetlerde devleti güçlü olsun ve millet zor durumda kalmasın diye. Peki yaşadığımız bu yangınlarla ilgili Adana'da, Manavgat'ta, Mersin'de, Muğla'da, Osmaniye'de, Kayseri'de, Kütahya'da millet yangınlara teslim olmuş mu? Evet, yangınlara teslim edilmiş. Kim tarafından? Şu anda devleti idare eden iktidar tarafından. Peki iktidarın yangınlarla ilgili herhangi bir stratejisi var mı? Hayır. Yangınlarla ilgili bir stratejisi yok. Nasıl depremle ilgili olmadığı gibi, ekonomiyle ilgili olmadığı gibi, pandemiyle ilgili olmadığı gibi, kötü yönettiği gibi. Şimdi bunun sorumlusu kim? Eğer bir şey gidiyorsa bir devlet yönetiminde bunun sorumlusu kim? İktidarın başında olan kişilerdir. Kim bu? İktidarın başında Recep Tayyip Erdoğan ve onun bakanları var. Bugün yangınlar söndürülemiyorsa, bugün millet aciz bir duruma düşürüldüyse, Türkiye tüm dünya tarafından izlenerek burada itibarsız bir konuma getirildiyse, kibir sahibi bir cumhurbaşkanı, liyakatı tamamen bertaraf eden, Türkiye'nin birikimlerini yok eden bir cumhurbaşkanı ve onun idaresiyle bu mümkün olmuştur. Şimdi dün bakan açıklama yapıyor. Diyor ki ya belediyeler yerleşim yerlerindeki yangınları söndüremediler. O yüzden biz ormandaki yangınları söndürmekte geciktik diyor. Bir kere Allah'tan korkmak lazım. Bir de ahlak sahibi olmak lazım. Siyasetçi önce ahlak sahibi olması gerekiyor. Dürüst olması gerekiyor. Kişilikli olması gerekiyor. Yalan söylememesi gerekiyor. Ormanlarda çıkan yangınların sorumlusu sensin. Ormanları korumakla görevli olan bakanlık sensin. Anayasa bunu emrediyor. Yönetmelik bunu emrediyor. Az önce arkadaşımın da ifade ettiği gibi orman yangınlarını söndüremediğin için yerleşim yerlerine sıçradı. Ama işte burada belediye başkanlarım burada. Arkadaşlarım burada. Sabahlara kadar itfaiye ekipleri Türkiye'nin her yerinden gelen belediyelerin yardım ekipleri o bölgelerde görev yapıyorlar. Kiminle? Vergisini günü gününe ödeyen ve bugünlerde devletin gücünü görmek isteyen milletimizle. Görev kime düştü? Belediyelere ve milletimize düştü. Kadınlarımız omuzlarında hortum taşıyor. İnsanlarımız orman içerisindeki yangınları söndürmek için devletin aciziyeti nedeniyle orman bölgesine girip hayatlarını kaybediyorlar. Sebebi kim? Sebebi bir sensin Fakdemirli. Sensin. Ben sana soruyorum. İki tane sana soruyorum. Bir tane uçağın var. Sana tahsis edilmiş.
Orman Bakanı olarak. Peki Türkiye'nin yangın uçağı var mı? Sana soruyorum Orman Bakanı olarak. Yok. Peki sen o uçakla ne yapacaksın? Senin kendi o aciz bedenini mi taşıyacak o uçak? Senin o uçağın en az iki tane yangın uçağının almasına yeterdi. İki yangın uçağı bu ülkedeki yangınlarda birçok canı, malı, hayatı, ormanın ekolojik dengesini kurtarırdı. Senin uçağın ne işe yaradı? Seni taşımaktan başka. Peki sende hiç mi irade yoktu? Hiç mi öngörü yoktu? Hiç mi devlet ahlakı yoktu? Görev süren içerisinde, 3 yıl içerisinde bir tane yangın uçağı almadın. Hadi yangın uçağı almadın, Türk Hava Kurumu'ndaki uçakları engellemekle ilgili yangın uçağı için ihale çıkarttığında 5 ton şartnamesine koydun. Neden? Çünkü Türk Hava Kurumu'ndaki uçaklar 4.900 ton alıyordu. Onlar ihaleye girmesinler diye yaptın bunu. Türk Hava Kurumu'nda 6 tane uçak vardı. Onların tamiri, bakımı yapılmıştı. Yapılmadıysa da yapmak zorundaydın. Yapmadın, görevini kötüye kullandın. Devlete ve millete ihanet ettin. Ama çıktın, yüzün kızarmadan hala suç Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir diyorsun. Derhal istifa etmen gerekir. İstifa etmelisin çünkü o bakanlığa layık bir insan değilsin. İstifa etmelisin çünkü öngörüde bulunup doğruyu yapıp yangın uçağı almadın, kendine uçak tahsis ettirdin. İstifa etmelisin, bu kadar yanan canın, malın sorumlulardan, en büyük sorumlularından bir tanesi sensin. Bir tanesi de seni o görevde tutan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu bir kere daha söylüyorum. Muhakkak bu liyakattan yoksun, kibir ve kendi görevini yapmakta aciz olan bu bakan derhal görevden çektirilmelidir. Değerli arkadaşlarım, peki başka kim sorumlu? Asıl sorumlu kim bütün bunların olmasında? AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ya insanlar diyorlar ki korkuyoruz. Neden korkuyorsunuz arkadaşlar? Yangınlar almış insanları öldürüyor, korkmuyorsunuz. Millet pandemiden kırılıyor, korkmuyorsunuz. Yoksulluk almış başını, korkmuyorsunuz da Recep Tayyip Erdoğan'dan mı korkuyorsunuz? Burası Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları korkmadığı için bu vatanın her karış toprağından düşmanı söküp atıp bu ülkeyi tekrar inşa etmediler mi? Onlar kimseden korkmuyordu da siz Recep Tayyip Erdoğan'dan mı korkuyorsunuz? Kendi seçtiğinizle bu göreve getirdiğiniz adam. Bakın bu göreve getirdiğiniz adamın kendi ülkesinde hiç yangın uçağı yokken kendisinin 13 tane uçağı var. 13 tane uçağı var. Şimdi buradan milletime sesleniyorum. İnsanlara sesleniyorum. Diyorum ki sadece bir uçağı, sadece bir uçağının değeri 50 tane yangın uçağı alırdı bu Türkiye'ye. Yalan söylüyorsam açın, araştırın, bakın, ben sözümü geri alacağım. Ama bunlarda ahlak yok. Bunların yüzü kızarmıyor. Bunlar utanmıyorlar. Bunlar devleti yönetmiyorlar. Kibirle sadece kendileri, kendi alanlarını korumaya çalışıyorlar. Bir uçağı verdin, 50 uçak yangın uçağı alındı. Sana geriye kaç uçak kalıyordu? 12 uçak. Yetmiyor mu? Allah'tan kork ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir tane yangın uçağı yok. Sende 13 tane uçak var. Bir tanesini versen 50 yangın uçağı alınacak ama sen bunu bile gerçekleştirmiyorsun. Sonra uçağa binip Marmaris'teki yangın bölgesine geliyorsun. Senin danışmanların uçaktan senin resmini çekiyorlar. Nedir? Yangın bölgesini. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin yangın uçağı yok.
Sen uçağından geliyorsun ve böbürlenerek o ismini, o resmini yayınlatıyorsun. Yayınlattın. Aşağıya indin. 25 yaşında evladımızı kaybettik. 25 yaşında. 25 yaşında canımızı kaybettik. Neden? Neden biliyor musunuz? O yavru devletin yapamadığını yapmaya çalıştı. İktidarın yapamadığını yapmaya çalıştı. O yavru Recep Tayyip Erdoğan'ın yapamadığını yapmaya çalıştı. O yavru Orman Bakanı Fakdemirli'nin yapamadığını yapmaya çalıştı. Hani altınızdaki uçaklardan vazgeçemiyorsunuz ya. O yavru altındaki motosikletle yangın yerine dalarak yangını söndürmeye çalışanlara su taşıyordu. Siz ne yaptınız? Cumhurbaşkanı ne yaptı? Geldi Marmaris'e. Saat gündüz 4'te o yavrunun ailesi oturduğu o köyden alındı. Cumhurbaşkanının yanına getirildi. Saat 2'ye kadar orada tutuldu. Cumhurbaşkanı onlara taziye diledi. Ya Allah'tan korkun. Türkiye Cumhuriyeti'nin milleti, artık Tayyip Erdoğan'dan korkmayın. Allah'tan korkun ve vicdanınızdan korkun. Bu adama, bu Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan AKP Genel Başkanı'na artık vicdanlar yetiyor mu? Vicdanlar yetiyor mu? Baba elini bağlamış Cumhurbaşkanı'nın karşısında. Yahu sen niye elini bağlıyorsun? O senin karşında elini bağlasın. Sen evladını bu vatana şehit etmişsin. O bir evladını dahi askere göndermemiş. Sen niye elini bağlıyorsun onun karşısında? Niye elini bağlıyorsun? Sen bu vatanın biricik insanısın. Evladını verdin, şehit ettin. Evladını verdin. O baba, o anne, o kardeş saat 2'de evlerine, gece yarısı evlerine bıraktılar. Neden? Tayyip Efendi'nin kibiri yüzünden. Kibiri yüzünden. Değerli arkadaşlarım, böyle zamanlarda millet harekete geçer. Varıyla, yoğuyla belediye başkanımız sesleniyor günlerden beri. Ekibi uykusuz alanlarda millete sesleniyor. Göndereceğiniz yardımlar şunlar şunlar. Onlar sanıyorlar ki yiyecek içecek yardımı eksik. Binlerce yiyecek içecek geliyor. Başkan diyor ki hayır, jeneratör lazım, pil lazım, bunlar lazım diyor. Onları anlatıyor. Ama devlette bunu, yangınları bir an önce söndürebilecek için, bilmek için hiç olmazsa alamadığınız yangın uçakları yerine en aşağı 10 tane 15 tane yangın uçağı kiralayıp bir anda bu yangınları söndürebilirdiniz. Bir tek uçak arkadaşlar. Tuncay Özkan burada yaptığı araştırmada bir tek uçak. Binlerce hektarlık alanı bir anda söndürebiliyor. Bu güçte uçaklar var. Türkiye Cumhuriyeti de bu güçte. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten iktidarın zihniyeti bu güçte değil. Ve millet help Türkiye diyor. İmdat Türkiye diyor. İmdat Türkiye diyor. Fahrettin Altun denilen zat oturduğu yerden utanmadan, kızarmadan, bilmişlik ve kibir içerisinde diyor ki bu millet bu ülkeyi aciz duruma düşürüyor, Türkiye Cumhuriyeti'ni diyor. Çok şey söyleyeceğim de kendimi zor tutuyorum, Allah'tan kork. Bu ülkeyi aciz duruma düşüren, seni hiç hak etmediğin yerde o makamda oturtan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun atadığı bakanlardır. Onun hükümetidir. Onun 20 yıllık yönetimdeki iktidarıdır. Onlar bir tek uçak alamayıp altlarında onlarca uçakla uçarken yangınlar çıktı ve insanlar helak oldular. Bunun müsebbibi onlardır. Sen şimdi bu ülkeyi bu noktaya düşürmüştün. Aciziyet, bu insanlar feryat ediyor diye aciziyetten bahsediyorsun. Peki Türkiye dün itibariyle Avrupa Sivil Koruma Mekanizması'nı neden harekete geçirdi? Bu bir yardım mekanizması değil mi? Bundan dolayı Hırvatistan ve İspanya'dan uçaklar gelmedi mi? Geldi. Peki şimdiye kadar neredeydiniz be ya? Bugüne kadar yanan ormanlar bizim yeterli değil miydi sizin için?
Bugüne kadar giden canlar yeterli değil miydi sizin için? Şimdiye kadar neredeydiniz? Neden bu mekanizmayı harekete geçirmediniz? Ve bu mekanizmayı harekete geçirmek için çığlık atan bu milleti alçakça neden suçluyorsunuz? Hak etmedikleri halde. Değerli arkadaşlar, bütün bunların çaresi var. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti de para var. Yetişmiş insan var. Güç var. Güçlü bir politik irade var. Yüzyıllık bir birikim var. Her şey var. Tek şey yok. Bu iktidarın iradesi yok. Değişmesi gereken bu iktidarın kendisidir. Derhal seçim olmalıdır. Hemen seçim olmalıdır. Ve bu iktidar yönetemediği pandemiden, yönetemediği ekonomiden, yönetemediği afetlerden dolayı bir an önce, yönetemediği Türkiye'den dolayı bir an önce o koltukları boşaltmalıdır. Bu milletin yetiştirdiği yetişmiş çok vatan evladı, gençlerimiz, insanlarımız hazır. Gelirler, otururlar, göreve başlarlar ve bu sorunlar biter. Hepinizi saygıyla selamlarken, ölen bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, vatandaşlarımızın sıkıntılarının bir an önce giderilmesi için, bir an önce giderilmesi için bütün gücümüzle uğraşacağız. Nasıl ki bayram öncesinde o turizm yasasını çıkartmak için Özgür Özel ve milletvekili arkadaşlarımızın 4 günlük verdiği mücadelede siz canla başla talanı imara çevirmek için orada o yasaları çıkarttınız ya, biz de canla başla size engel olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Saygılar sunuyorum. Son olarak değerli arkadaşlar, bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Turizm Teşvik Kanunu Anayasa Mahkemesi'ne iptali istemiyle götüreceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde direnmiştik, red oyu vermiştik. Yasalaştırdılar AK Parti ve MHP'nin oylarıyla. Biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Marmaris'e geldiğinde vatandaşın kafasına otobüsün üzerinden çay atmıştı. Rize'ye gidiyor, sel mağdurlarının kafasına çay atıyor. Marmaris'e geliyor, yangın mağdurlarının kafasına çay atıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, bu millet senden çay istemiyor, yangın söndürme uçağı ve helikopteri istiyor. Ve son söz, Sayın Grup Başkan Vekilimizin bahsettiği gibi Marmaris'e geldi, şehit kardeşimizin anasını babasını ayağına getirtti. Bizim adetlerimizde, geleneklerimizde, göreneklerimizde cenaze evine gidilir. Cenaze sahibi ayağa getirilmez. Taziye yapacaksan cenaze evine gideceksin. Ayağına getirtmeyeceksin. İşte bu kibri, bu kibir Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeyi getirdiği bu son halin sebebidir. Bu kibir yüzünden bugün bunları yaşıyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz sayın basın mensupları.